Şimdi açılış konuşmalarına geçelim. Açılış konuşmalarında ilk önce TAP Network'ün kurucusu, yönetim kurulu başkanı Cemal Alşık'ı kürsüye davet ediyorum. Bizleri kırmayarak buralara kadar gelen, zaman ayıran değerli bilim insanlarımız. Bugün bu programın yapılma amacı olan sizlerle akademisyenleri buluşturmak istediğimiz çok kıymetli öğrenci arkadaşlar, hepiniz dördüncüsünüz derlediğimiz Yurtdışı Farkındalık Zirvesi'ne hoş geldiniz. Biraz önce tanıtım videosunda dediğimiz gibi birkaç tane sayı rakamlar vermiştik. Ben kısaca onları biraz tanıtayım. TAP Network 2012 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kurulmuş bir proje. Amacımız dünya ile Türkiye arasında bilim köprüsü kurmak. Yurt dışında ne kadar bilim insanımız varsa hepsini bir ağda toplayalım. Onların fikirlerinden, tecrübelerinden, yaptığı çalışmalardan, bilimden Türkiye'ye neler aktarabiliriz? Öğrenci arkadaşlarımla nasıl buluşturabiliriz? Detaylarıyla birlikte ülkemize aktarmak amacıyla bir çalışma başlattık. Yurt dışındaki bilim insanlarımızı detaylı bir şekilde tanımıyoruz. Kıymetini biraz az biliyoruz diyelim. Son dönemlerde biraz daha fazla bilinirliği artsa da hala yurt dışında ne kadar bilim insanımız var, detaylı ne kadar çalışma yapıyor, biz öğrenci olarak tabii. Bunların çok farkında biraz değiliz gibi duruyor. Biz de bu amaca hizmet edebilir miyiz diye yurt dışındaki bütün bilim insanları bir ağda toplayalım. Yıl içerisinde tam online'larla, online süreçlerle öğrencilerle buluşturalım. Yılda bir veya iki defa bu şekilde zirveler düzenleyelim. Yurt dışındaki farklı farklı ülkelerden akademisyenlerimizi buraya getirelim. Sizlerle bir araya getirelim istiyoruz. Ve birinci günde bugün zaten bütün bilim insanlarımız kendilerine çalışmalarını, hayatındaki dönüm noktalarını, bilimin yurt dışında nerelere gittiğini detaylı bir şekilde aktaracaklar. Yarın da öğleden sonra bilim insanlarımızla birebir mülakata girme şansımız olacak. Kendileri yanlarına asistan alıyor olsa sizin çalışmalarınız, özgeçmişleriniz, CV'leriniz, yaptığınız çalışmaları detaylı bir şekilde inceleyip eksik kalan yanlarınızı tamamlamak için sizlere önerileri, teklifleri olacak. Yarın da mülakatlardan sonra bilim insanlarımızı tekrar ülkelerine uğurlayacağız diyelim. Biz burada dediğimiz gibi amacımız öğrencilerle yurt dışındaki bilim insanlarımızı bir araya getirmek ve ilerleyen süreçlerde TAP Scholarship burs programı başladı. Yurt dışına gidecek öğrencilerin bütün çalışmalarını detaylı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Umuyoruz ki önümüzdeki yıllarda bu zirveler daha fazla büyür, daha fazla yurt dışındaki bilim insanımıza ulaşırız ve burs programlarıyla bir kişi yurt dışına gitmeyi kafasına koyduysa veyahut da kararsızlık durumundan kesinlikle yurt dışına gitmeliyim mi acaba diye düşünüyorsa bunu biz tamamlayalım. Bunun eksikliğini veyahut da aklına ilk gelecek yer TAP Network olsun. Bütün detayları da bilim insanlarımızla yazışsınlar, görüşsünler, online söyleşilere katılsınlar. Ardından bu şekilde zirvelere katılsınlar ve kabul alıp gitsinler. Gittikten sonra ülkemize neler yapılabilir? Kendi yaşadığı serüvenleri bir sonraki nesle, bir sonraki kişilere aktarsınlar istiyoruz. Dün bir hocamız çok güzel bir örnek verdi. Müsaadenizle onu da söyleyeyim, konuşmamı bitireyim. Hocamız bilim insanlarını bal arısına benzetti. Nasıl ki bal arısı kovanından çıkıp farklı farklı çiçeklerden koloniler toplayıp balını bırakmak için tekrar kovanına dönüyorsa, bilim insanlarımız da Türkiye'den çıkıp farklı farklı ülkelerden koloniler topluyor gibi bilgiyi, bilimi toplayıp tekrar ülkemize dönüp balı buraya bırakmalarını arzuluyoruz. Ve bu bal dediğimiz gibi sadece biz sloganımızda da beyin göçü değil, beyin gücü. Sadece balı gelip buraya bırakıp burada kalsınlar da istemiyoruz. Yeni ballar toplamak için bir daha gidilmesi gerekiyor veyahut da farklı farklı alanlara gidilmesi gerekiyor. Biz de beyin göçü değil, beyin gücü sloganıyla bu alana hizmet ederiz diye bu çalışmalara başladık. Umuyoruz bu salonda da bu konuşmaları dinledikten sonra, yarınki mülakatlara katıldıktan sonra sizlerden de büyük çoğunluğunuz yurt dışı kabul alıp kariyerimizi orada da devam ettirip ülkemize neler yapabiliriz soru işaretini cevaplayarak büyük bir çalışmaya imza atmış oluruz diyorum.
Ben katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz. Cemal Alçın'a çok teşekkür ediyoruz biz de.